Günaydın. Günaydın. Oo, kahvaltıyı çoktan hazırlamışsın bile. E niye beni uyandırmadın Nazlı? Arkadaşıma gitmeden son bir iyilik yapayım dedim. Canım. Oo Asma, günaydın. Dramamızın başrolü geldi. Hoş geldin ablacığım. Ne bu hal? Bütün gece Gamze ile sohbet ettiniz herhalde ya da gelirken sana kamyon falan çarptı. Abla ben Ferit Bey'e gittim. Ne yaptın? Sebep olduğum şeyleri düzeltmek için bir şey yapmam lazımdı. Ben de Ferit Bey'e gittim. Her şeyi anlattım ona. Asıl suçlunun ben olduğumu, senin her şeyi beni korumak için yaptığını, ona defalarca söylemeye çalıştığını ama bir türlü fırsat bulamadığını, her şeyi anlattım. Sonuç? Sonuç yok. Bastı gitti. Gider tabii Asuman ya. Bu böyle bir iki konuşmayla çözülecek bir mesele değil ki. İyi de yani birine derdini anlatmak da bu kadar zor olmamalı ya. Aramıza hoş geldin Asuman. Biz de anlatamadık sana yıllarca derdimizi. Abla. Eşyalarını valizine koydum. Git bak bakalım eksin gediğin var mı? Varsa tamamla. Otobüsü kaçırmayalım. Ne? Otobüs mü? Gelmiş bile hadi. Yardım edeyim. Özledim seni. Dikkat et tamam mı? Ama ben elimden gelen her şeyi yaptım yani biliyorsun. Bunu da alıyorum. Evet evet. Şunu da ben alayım abi. Bana bak. Git Hulu'yu güzelce dinle tamam mı? Sonrasını da zaten. Sonrasını bir sene sonra konuşalım. Şimdi değil. Tamam. Ama her şey çok güzel olacak. Bunu sakın unutma tamam mı? Olacak. Kendine iyi bak tamam mı? Aklım hep sende. Ben gidince ararım seni. Tamam, ara mutlaka. Su gibi git, su gibi gel inşallah arkadaşım. Abla şanslısınız. Yol açık. Korkmuştum bir ara geç kalacağız diye. Efendim annem. Nazlı, çıktınız mı yola? Evet, çıktık yola. Varınca arayacağım ben seni. Bir dakika, bir dakika beni dinle. Ferit avukatıyla haberi yolladı. Ne söylüyormuş yine? Fikrini değiştirmiş. Restoranı kapatmayacakmış. Kaldığınız yerden devam edin diyor. Kaldığınız yerden devam mı edin dedi? Evet, aynen öyle. Hadi, geri dön. Bana mı? Ben senin adına çok sevindim.
Ama ben restoran kapandı diye gitmiyorum. O yüzden dönebileceğimi sanmıyorum. Nazlı, bir restoranın sahibi olmak benim de hayalim. Ferit burayı kapatacağım dediğinde ben tamam dedim. Ama şu an burayı tekrar açmak mümkün. Ben buna hayır demek istemiyorum. Manım çok haklısın, dememelisin zaten. Senin adına çok seviniyorum. Ama bak ne yaparız biliyor musun? Sana iyi bir şef buluruz. İyi bir de ortak. Ama ben başka birisini istemiyorum ki. Ben Nazlı şefimi istiyorum. Ortam Nazlı'yı istiyorum. Abla dönelim. Manami. Bak gerçekten. Dönsem bile benim artık Ferit'le çalışmam mümkün değil. En azından bir dön. Yüz yüze konuşarım. Böyle önemli konuyu telefonda konuşmak olmaz. Lütfen. Hatırım için. Abla. Abla bak biz Antakya'ya gittiğimiz zaman hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Hiçbir şey hallolmayacak. Bizim burada kalıp savaşmamız lazım. Pes etmememiz lazım. Kendimizi aklamamız lazım. Kendimizi aklarken yaptıklarımızı geri alabilecek miyiz Asuman? Telafi edebilecek miyiz? Abla. Bak her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Her şeyi yoluna sokabiliriz biz. Sen Manami'yi, hayallerini yüz yüze bırakamazsın. Bana destek olacak mısın? Söz veriyorum sana. Ben hep senin yanında olacağım. Hep sana destek olacağım. İşleri yoluna koymak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şey yoluna girecek. Şoför bey! Ay durdurun durdurun, biz ineceğiz şimdi. Manami. Tamam Manami. Geliyorum ben. Yüz yüze konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Çayın tadı bile berbat olmuş. Ne yapacağım ben burada böyle tek başıma ya? Sevgisizlikten ve açlıktan ölürüm yemin ediyorum. Olurdu şu kapıdan içeri girsen Nazlı. Gitmekten vazgeçtim. Sen destek olduğun sürece her türlü zorluğa göğüs germeye hazırım arkadaşım da. Sen ne olur sanki. Nazlı. Sen misin? Sen misin? Ay inanamıyorum. Fatoş. Duydun değil mi yakarışlarımı? Deniz mi ikna etti seni? Deniz ikna etmedi. Ne oldu da geri döndünüz o zaman? Anlatacağım Fatoş. Söz veriyorum sana her şeyi tek tek anlatacağım. Ya çok mutluyum. Asma gel sana öyle sarılacağım. Ay bir ara beni özlemeyeceksin diye çok korktum. Ay çok mutluyum şu anda. Sen Rukiye'yle mi arkadaş oldun? Nazlı. Geldin çok şükür. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Geldim. Ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Sanki içimde bir şeyler oldu. Doğru bir karar verdim mi zaman gösterecek. Bir kez daha düşünürüm ama yazından. Ferit niye vazgeçmiş restoranı kapatmaktan? Avukat bey finansal olarak doğru bir karar olmadığını düşündük dedi. Ama bana sorarsan Ferit duygusal olarak doğru bir karar olmadığını anladı. Manami. Ben öyle telefonda konuşup çekip gitmek istemedim. Ama yeniden bu ortaklığın içinde olabilir miyim? Seninle değil, Ferit'le. Bizim için geri dönüş var mı bilmiyorum. Bak, ben burayı çok sevdim. Arkadaşlarım gelsin. Hatta Japonya'na ailem gelsin istiyorum. Benim hayalim de bu. Ama bak, ben az kalsın senin hayaline ayak bağı oluyordum. Manami, belki benim hayallerimin gerçekleşme zamanı henüz gelmemiştir.
Belki sen kendine yeni bir ortak bulmalısın. Ben başka birisini istemiyorum ki Nazlı. Sen benim dilimden anlıyorsun. Ben de senin dilinden. Öyle demiyor musunuz? İyi arkadaşları için. Bak, sen nasıl mutfağında çalışacağım bir restoran hayal ettiysen, ben de kapısında arkadaşlarımı ağırlayacağım bir restoranı hayal ettim. Bu bizim hayalimiz. Ben bu restoranın bizim restoranımız olsun istiyorum. Lütfen. Çocukken 3 tane petikareli masa örtüsü olan bir yer hayal ederdim. Küçük camları olan bir lokanta. 3 göz ocağı olsun. Büyüyüp gastronomi okumaya başladıktan sonra tencereler, tavalar, etrafta koşturan insanlarla dolu profesyonel bir mutfağın başına geçmeye hayal ettim hep. Burası sanki ikisinin birleşimiydi. Sıcacık, samimi, profesyonel. Bu sefer çok yaklaşmıştım. Nazlı, benim sana ihtiyacım var. Ve senin de bu çok yaklaştığın hayalinin, başladığın işini bitirmeye ihtiyacım var. Öyle değil mi? Belki sırtıma bu şehrin bütün problemlerini yükleyip Antakya'ya gitmektense burada kalıp problemleri doğduğu yerde çözmek daha iyidir. O zaman kolları sıvamaya ne dersin? Vay be. Yani ben buraya üzüntüne ortak olmaya gelmiştim, sevincine ortak oldum. Yani tamam güzel de hızlı. Ben bu olayların hızına yetişemiyorum Fatoş artık. Ay çok haklısın Alya. Bak inanır mısın ben olayların göbeğinde olan bir insanım. Benim için bile hızlı ya. Anlayamadım. Asuman'a 2 kere anlattırdım bütün her şeyi. Deniz ikna edememiş diyorsun yani. Yok edememiş.